Merhaba arkadaşlar. Tipimin kıyıklığı çok kötü. Dün makyajımı çıkarmadan yatmışım. Ben yaptım, siz yapmayın. Kötü oluyor. Şu an o kadar çok güneş vuruyor ki yüzüme. Saat şu an 1:54. Birazcık ayılmak için geç kaldığımı fark ediyorum. Böyle cumartesi günleri çok fazla şey yapmak isteyip asla yapamayanlar kulübü üyesiyim. Doğum günü kutlamasına gideceğiz kuzenimin. Ve ondan öncesinde de bir kaç işimiz var. Semih'le birlikte onları yapacağız. Duş alıp geliyorum. Anne. Canım. Ne yapıyorsun? Şifrelere bakıyorum. Ne? Telefon şifreleri. Peki. Cilt makyaj yapsam temizlemeden yatmak istemem. Ama işte sadece göz makyajı yaptığım için bazen uyuyabiliyorum. Böyle Beysia'nın bir çay acı yağlı yüz yıkama şampuanı var. Bunu bana cildiyeci verdi. Baya memnunum. Yağlı ciltler için olanı alıyorum ve benim için en önemli özellik cildime sivilce yapmıyor olma özelliği. Foreo'nun muadillerinden Miniso'yu aldık. Bence gayet kullanışlı yani. Foreo ne yapıyor? Ne kadar ekstra farkı var bilmiyorum ama ben gayet memnunum. Böyle pütür pütürler gitti cildimden. Cildimi çok şöyle elimle ıslatıyorum ve normalde şunun arkasında şöyle bir pütürlü alan var. Bunu almadan önce bununla şöyle yapıyordum ve hoşuma gidiyordu. Şimdi bunu çalıştırıyorum. Böyle gördüğünüz ne var? Artı eksiler var. Diğeriyle aynı. Artı eksiye bakarak basarak hızlandırabiliyorsunuz. Burada kendimi görüyorum da bu aynı özelliği oluyor. Hoşuma gidiyor. Nereye yaptığıma bakıyorum. Normalde benim şurası ve şu bölgeler pütürlü. Zaten cildeye gitmemin amacı da o. Hani neden pütürlü diye. Bana söylediği şey roz hastalığı diyor ama rozun çeşitleri varmış yani. Ama benimki de roz hastalığıymış. Ve mesela cildimizde bakteriler varmış. Normalmiş bu ve bazı bölgelerde şuralarımda ve buralarımda daha fazla varmış benim. Ve onları hani normal seyrine getirebilmek için ilaç tedavisi yapmaya başladık. Şurada fiyatı yazıyor. Beni odaklamaz oraya odaklarsa evet. Orada fiyatı yazıyor. Oradan temin edebilirsiniz. Eczanelerde satılıyor. Böyle yavaş yavaş oynuyorum. Kızarıyor birazcık. İyi hissediyorum kızarınca. Konuşmak gerek. Merhaba. Nasılsınız de? Nasılsın? İyiyiz. Sen nasılsın? Ben de seni çekeyim mi? İtiraf ediyorum. Ben aslında bunu banyodan sonra yapıyorum. Şu an bir video galeyanına gelip çekip göstermek istedim ama banyodan sonra yapın. Çünkü banyoda daha çok gözenekleriniz açılıyor buhardan ötürü ve bu yapacağınız uygulama daha etkili bir sonuç almanızı sağlayacaktır. Yüzümüzü yıkıyoruz. Bir tane sepetle yüzüyorum. Bence yüzümüze böyle havlular kullanın. Şu arka tarafını gidip birbirine alalım. Resmen yüzüm gözüm açıldı diyebilirim. Evet arkadaşlar, banyodan çıktım ve kombinimi göstermek istiyorum size. Böyle beyaz bir kot tercih ettim. Ama emin değilim çünkü hava yağmurluysa bu olmuyor. Üstüne bu Trendyol'dan aldığım hırka ve içine de Mango'dan basic bir tişört giydim. Cildimi nemlendirmeye ve makyaja başlayabilirim. La Roche-Posay'in şu gösteremediğim. Bunu kullanıyorum. Böyle bir mavi suyu var. Bunu böyle çalkalıyorum. Böyle. Çok güzel kokuyor. Uzun zamandır almak istiyordum. Ama böyle alsam mı almasam mı, zaten bir sürü fırçam var, gerek var mı falan filan diye çok fazla kendimde sorular sordum. Almakla almamak arasında gidip geldik. Yani hemen sonra aldım. Böyle bir fırça. Ucu şöyle. Bir fırça aşırı yumuşak ve göz altlarınıza böyle pıtır 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 uygulamanız için uygun. İdeal. Şimdi hemen test ediyoruz. Tartın bende şu şey tape var. Birazcık alacağım ve
göz altlarıma uyguluyor olacağım. Ve telefonum çalıyor. İçeri gidiyoruz o zaman. Seni arıyor. Efendim. Şu an makyaj yapıyorum. Sen ne yaptın? Hı hı. Tamam. Tamam bugün bakarız birlikte. Fırça aşırı yumuşak ve bence çok ideal bu işlem için. Tavsiye edilir. Kaç liraydı? 36 TL'ye aldım ve bence 2 aldım. Kullanmayacaktım ama kullanayım bari. Yani fırça getirmediğim için yine bununla dağıtacağım. Çok tatlı. Gözaltı fırçalığından çıktı şu anda. Neyse yıkayacağım zaten. Bence bu gözaltı fırçası için uygun. Şu an yordu beni. Fırçam da yok. Gitmek istemiyorum. Yoğurdu küçük yani. Bunun ucu bence hiç... Yani zaten değil de... Test etmiş ve onaylamış oluyorum. Fondöten sürerim diye de almayın yani. Çünkü asla fondötenlik bir fırça değil. Uzun zamandır yapmıyorduk. Göz altlarımızı sabitlesek daha iyi olurdu. İnanır mısın? Göz altı sabitleyeceğim de getirmemiş. O yüzden yine bu fırçayı kullanıyoruz. Oley! Bakalım nasıl olacak. Neden olmasın? Fırça benim değil mi? Şu an kuaföre gidemeyeceğim. Şu an bunu hissettim. Bunu Almanya'dan almıştım. Çok güzel bebekler için yapılmış bir krem. Aşırı nemlendiriyor. Bu çok 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 güzel. The Balm'ın eyeliner'ı. Böyle çok uzun süre gidiyor. Çıkmıyor. Çok fazla siyah gözüküyor. Kesinlikle alın diyebileceğim bir şey. Şimdi göreceğiz. Evde asla rimel bulamadığım için bunu açıyorum. Hem de size göstermiş olacağım. Ürün koruma bandı henüz çıkmamış bulunmakta. Fırça yapısı böyle. Böyle tık tık yapmayın. Tık tık yalnız. Böyle yana döndürerek yapın. Rimelinizi almak istiyorsunuz. Çünkü öyle sürekli hava soktuğunuz için içeriye ne oluyor? Kuruyor. Daha hızlı kuruyor. Biraz daha kıvırcık yapması için bu Marc Anthony'nin şu sarı kıvırcık saçlar için olan ne diyor? Mükemmel dalga belirginleştirici kremini birazcık alıyorum. Şu kadar. Şöyle sıkıyorum elimde. Bakın şöyle yapısı var. Krem sarı yapısı var. Ve saçlarımızı aşağı atıyoruz. Bunun kokusu da çok güzel bu arada. Şuradan ayırırım ben. Yine oradan ayırıyorum. Şurada yine böyle. Evet, kuruttum birazcık. Aslında daha fazla kurutmam gerekiyor. Neredesin aşkım? Ne, hangi durak? İyi, tamam, ben de çıkıyorum evden o zaman. Tamam, haydi. Bye bye. Evet arkadaşlar, çok az kalmış yolu. Metrobüsteymiş. Ben şimdi biraz daha kurutup hemen çıkıyorum. Sizle de kapıda görüşürüz. Ay, kapıda görüşürüz. Hızlı hazırlanmak beni yoruyor. Ya bana göre değil. Benim için... Benim için hızlı hazırlanmaktan ziyade böyle yavaş yavaş, sakin sakin hazırlanmak, zevk alarak hazırlanmak önemlidir. O yüzden koşuşturmalı hazırlıklardan hoşlanmıyorum. Benim için o yüzden böyle bir saat hazırlanabilirim. Bir saat makyaj yapabilirim. Bunlar benim için çok doğal, normal şeyler. Çünkü zevk alıyorum. Evet, şimdi yengeme geldik. Çok dağınıkmış. YouTube'a atacağım. Seni çekeceğim, çekeceğim. Evet, burası da yengemin tatlış mı tatlış çeyizci dükkanı. Buralarda çeyizler yapılıyor arkadaşlar. Ve sayfasını şuraya bir yere koyacağım. Bakın, çok güzel yapıyor kendisi.
böyle kumaş gelip seçebiliyorsunuz. Bakayım. Heh, netlesin. Böyle kıyafetler var. Kıyafet de yapıyor. Bugün çok yoğundu. Kıyafet de dikiyor, ediyor. Aşık kalabalıktı. Buralarım vardı. O yüzden biraz dükkanım dağıldı. Kusura bakmayın. Hiç önemli değil. Biz zaten sayfanda bakacağız değil mi? Evet. O zaman yengeciğine selamlar diyoruz. Öpüyoruz. Bye bye. Bye bye. Genelde bir yerlere giderken buraya uğrarım. Çünkü yol üstünde hemen. Yengeme bir selam ve hayırlı işler yengeciğim. Teşekkür ediyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. Çok tatlı bir dükkanı var. Bence girin bakın derim. Trump'a geldim ben şimdi. Senin yanına gitmeye çalışıyorum. Dün Kerimcan'ın şuradaki videosunu izledim. Sanırım buraya gelmişler. Escapist. Aşırı eğlenceliydi çok. Burgu belki olabilir birkaç tane ama genel olarak çok eğlendim. Çok güldüm yani. Ve yanlış merdivenden çıktığım için çok üzüldüm. Tıraş olmuş. Nereye? Nereye Semih? Nereye gidiyorsun? Yine mi açmadım? Yakışıklı olmuşsun. Teşekkür ederim. Sandviçimizi aldın mı? Evet. Semih yine para harcadı. Neden aldın onu? Anlat bize neden aldın. Çok neden? Beyazsın sanki. Evet. Biraz fazla beyazım. Ne kadar uyumlu olmuşuz. Dur bakayım. Siyah ve beyaz. Bayağı uyumlu. Bayağı siyahsın sen de yalnız. Ben de bayağı beyazım. Neyse gel neden aldığını anlat. Şu işini. Ne? Neler aldım, neler aldım. Arkadaşlar geçen Eylül'de olan nişanımızın fotoğraf ve video kaydını alabilmek için sonunda bir flash disk aldım. Aslında telefonunu almıştım ama eksik gelmiş bir şey. Şöyle eksik geldiği için flash disk aldım. Şimdi senin çantanı kullanmak istiyorum. Çantanı kullanacağız. Kullanacağız. Beni bir çek. Oyna. Şimdi biz ETS'ye falan gidiyoruz. ETS yok ama galiba Jolie tarz bir şeyler var. Oraya gideceğiz. Semih benim kazamı beğenmedi. Neden beğenmediğini söyleyecektin. Neyi biliyorsun? Neden babaanne beğenmedi? Kazakları bunlar. Bunlar da babaanne kazakları. Hayır, babaanneler değil. Giyen. Bir de şey. O ne? Çocuk var bir tane Atakan. Öyle bunu söyleyeyim. Paylaş. Hayır, bunu hayır. Paylaş. O çocuğun annesine davranışı beni çok irite etti. KFC akıyordu. Şimdi bir yerle konuştuk. Bora diye bir yer. Bayağı anlattım. Çok acıktık. Detaylarını paylaşırım sonra ama henüz karar vermedim. Karar verince paylaşmam daha doğru olacak. Teşekkürler. Şimdi yemek yiyoruz. Salute. Arkadaşlar merhaba. Güzel. Güzel. Ama bir dakika şey güzel. Burada bir sıkıntı var. Ben gibi. Burada bir sıkıntı var. Ben şimdi bu kamerayı bana yukarıdan üste çevirdiğin zaman sen ben ona bakıyorum. Ben ona baktığımda da kameraya üstüne bakıyormuş gibi bir görüntü alıyorum. Evet, o yüzden aşağı bakacaksın. Ara ara ona bakacaksın. Peki tamam. Arkadaşlar böyle amatörlükler olacak. Ama bunlar zamanla aşılacak. Aşılana kadar bizim hobimiz olarak kalır mı bu video çekimi? Bu konuda Yıldız'a çok güvenmiyorum, bir fikrim yok. Ara ara denk gelir ama. Arkadaşlar huzurunda burada bir konuyu açmak istiyorum tekrar. Ben de yemek istiyorum. Yıldız ne zaman kilo verecek? Valla arkadaşlar hiç kilo verecek niyetim var. Niyetim çok var. Ciddi anlamda çok var. Ama tatlı, çok güzel bir şey. Diyorsun. Dolu yağdı. Bakın. Pıtır pıtır doluya yakalandık. Hala yağıyor mu bilmiyorum. Şu an çok üşüdüm. Vurdu. ETS tura da bakalım dedik. Doğum gününe gitmeden ama yağmur yakalandık ve Semih benimle dalga geçiyor. Neden geçtiğini söyler misin? Arkadaşlar atasözü var bilmem biliyor musunuz? Fukaranın düş günü beyaz giyer kış günü. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten şunu söylemek istiyorum. Beyaz
pantolonu her giydiğimde illaki bir olay oluyor. İnandık ha. Gerçi ben pantolonu giydiğimde Kocaeli'ne gittik ve yağmur yağmamasına rağmen yerler çamurdu. Ben böyle çamurda yürüyorum falan, beyaz pantolon. Beyaz değil de o zaman botum vardı galiba. Şimdi de bir haftadır hava çok güzel olduğu için dedim ki beyaz pantolonumu giyeyim be dedim. Hadi be şu kombini yapayım dedim yani. Beyaz beyaz bence çok güzel. Bugün de araba almayacağı tuttu. Ve bizim dışarıda yağmurda yakalanacağımız tuttu. Şans. Bu da bir anı. Biz neredeyiz? Evet, bu açıdan daha iyi çıktın. Tamam, sen şöyle yandın falan. Bu açıdan bu pozisyondan bir tık daha iyi gözüktüğümü düşünüyorum. Çünkü bu taraftan bunun... Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz Zeynep? Biz bugün... Ben yalnız tam kameraya bakmıyorum şu an. Aşağı bakacağım. Buraya mı bakacağım? Evet, oraya bakacağım. Çok pardon. Biz şimdi bugün saat kaç? 8 civarı şu anda. İrem'in bugün doğum günü. Daha doğrusu dündü ama biz bugün kutluyoruz. Bu detayı neden verdim bilmiyorum. Bilmiyorum. O zaman biraz Etiler çöpe gitti. Evet. İrem'in doğum günü kutlayacağız. Aynen. Böyle sevdiklerimizle birlikte güzel, keyifli, kaliteli bir zaman geçirmek istedik. Şu an Ak Merkez'deyiz. Evet, şimdi Ak Merkez'deyiz. Bir şey söyleyeceğim. En son seninle bile ay çok güzel çıkıyor değil mi? Sürüm bayağı güzel çıkıyor. Bayağı güzel çıkıyor. Yani verdiğim paraya değmiş. Değmiş değil mi? Şey, en son seninle foto video çektiğimizde nereye gitmiştik? En son sanırım Berkay konseriydi. Hayır. Zeynep. Evet. Berkay konserinden Zeynep. Sonra şeye gitmedik biz. Selamünaleyküm. Saça gittik. Saça gitmedik biz. Saça. Saç yaptırmaya gittik ya yazın. Doğru yazın. Peki evet. Arkadaşlar burada kendine Müslüman bir arkadaş var. Anlattın mı? Hani bize dondurma? Senin yüzünden onu gülemedim. Hani bize dondurma. Animantik yani. O da ver. Bu kıl almış. Sen mi yapıyorsun? Her gün. Her gün sen bize görmüş. Sen çünkü yani neyse. Ne haber doğdun? Ne haber? Abi biraz yukarı kalın. Ayşe Sibir'e nasıl hala kapatıyor ben anlamıyorum. Ya burada video çekiyoruz, ağzı kusuruyorsun ya. Sarımsak yiyorum da ben için, geceleri. Sağlığı için sarımsak yiyor. Ama herkesin yapması yapacak gereken bir şey aslında. Çok güzel bir olay. Ama velakin geceyi hala arkasıyla kokuyor musun? Biraz dikkatini çekiyor açıkçası. Aşağı yorumlara ne kadar iğrenç olur mu yazın? Yine ters açıdayım. Şimdi arkadaşlar bizim daha çok önceden videolarımız vardı. Evet. Biliyorsunuz. Vardı. Abuk sabuk hareketler yapıyordum videolarda. Evet, yine bekliyoruz. Şu an yapamıyorum. Neden? Neden? Çünkü sizler Ak Merkez'siniz. Evet. O yüzden burada burada güzel espri. Aferin. Burada çünkü bir de Cevahir'le görün dedi. Duyuruyor bizim insan. Yüzümüz var şimdi. O yüzden yapamıyorum. Ne yüzünüz var Allah aşkına ya? Ne yüzümüz yok mu oğlum? Ne kaç tane? Ay Allah. Bilemedim. Arkadaşlar Ak Merkez onlar için çok değerli. Bizim için ise sıradan bir Ak Merkez. Biraz önce şuraya geldik arkadaki Rolex'e. Rolex'e çekiyor musun? Dur. Biraz önce Rolex'e şu geldik. Şu Rolex'e anım var, sevin. Anlatacağım size. Ben de anlatacağım. Gel bir ne anı anlatacağım? Anlatayım. Neyi? Biraz önce Rolex'e geldik. Semih'in bir tane Rolex dedesi. Dedesinden kalan Rolex bir saati var. Veya biz öyle biliyormuşuz. Neyse sonra dedi ki bu dedi 70. Kolumu keserler. Gelir kolumu keser olurlar. Sus. Milyon dolar. Neyse 70 yıllık bir Rolex falan dedi böyle. Oha. Sonra bir baktık. Sahte. Evet. Harbinin mi? Evet. Ailem yadigarı olarak 70 yıllık çakma Rolex saklıyor. Gerçekten bunu öğrendik ve böyle Semih böyle ben utanırım soramam bu gerçek mi diye dedi. Ben gel ben sorarım zaten gerçek olduğundan o kadar eminim ki adam diyecek o bu çok iyi falan diyecek diye bekliyorum. Adama dedim ki şey dedim bu dedim hani gerçek mi falan filan dedim. Adam elini alır almaz zaten ağırlığından anladı böyle hayır değil. Nasıl yani nereden anladınız falan diyorum böyle. Sonra dedi ki işte burasında şu yazmaz şurasında bu yazmaz falan. Biz böyle bir yıkıldık. Tamam abi ver geri yavaşça gidelim. Biz ne zamandır çıktık. Onu takıyoruz deseydiniz gerçekliğe. Yani demedik o kadar da hani aa dedik 70 yıl önce de mi insanları dolandırıyordu diye bir sorguladık. Ve gerçekten 70 yıl önce de Çin malı Rolex'ler satılıyormuş. Dedesi şeydi gemi yani gemide çalışan bir adamdı hani yurt dışından almış falan. Ama yine sattı. İğrenç satmışsın. Sen bak gel bakayım. Sen niye bizim yanımızı kameraya bakıyorum? Yiyeceğiz mi? Gel gel burası zaten. Ya gel. Yakın ya Allah'ım. Kaçalım. Arabası olan insanlar var ya beni delirtecek. Çok delirtecek. Bilmem ne. Yok otobüs de gelmiş bilmem ne.
Biraz önce tam çekim yaparken şarjı bitti. Şimdi şarjı taktık birazcık. Ya ama çok gürültü var. Evet, toplandık şöyle. Benim kardeşlerim. Ver ya, bizler birer. Koyca baban görsün. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün benim doğum günüm olduğu için filmlere geldik. Her şey çok iyi. Ama bizlerle toplantıya geldik. Benim daha demin anlattığım hikayem yerine kaldı. Ama biraz sonra tekrarlayacağım. Şu an elimi doğum günü olduğu için. Arkadaşlar bu kız benim gelinim oluyor. Abimin, küçük abimin. Şeyi işte önemli bir şey değil. Öğrenciyim ben. Selamun aleyküm. Burada dedikodu var, o yüzden burayı kestim. Dedikodu varsa biz oradayız. Şimdi ben bu arkadaşa geçen sene 455 lira 55 kuruşun gözlük aldım. Galiba. Şu arkadaşa. Bunu dörde bölecek. 112,5 lira tekabül ediyor. Gözlükle aldığı hediye de bu. Hayvan. Parçalı beni hayvan. O yüzden bunu dörtte bölecek. Öyleyim. Öyleydi ya. Ha sen 4 sene daha alacaksın. 4 yıllı daha. Biz ne yapıyoruz sen orada? Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bana daha çifte gözlük aldım. Ama bu sene de yine hediye almak zorunda. Yani ben de o işlemiyor. Kardeşim işlemiyor. Ben de seni zorunda tutuyorum. Görünce ne diyorsun? Herkesin belli bir bütçesi var. Çünkü ben çok saygısızım. İyi ki görüntem yok diyen. İşler değişiyor. Ben büyük zorunda tutuyorum. İdem Ayaka. Altılık çıkarttılar. Sadece yapmayacağım. Duygularını alalım canım. Duygularım şöyle 23 yaşına geldi. Bizim gibi istemiyorum. Üniversiteden falan ayrı. Aşk onu çıkart da yiyeyim artık. Üniversiteden falan da işe yazdığını atılacağım. Bir tık gerginim. Ama gayet güzel. Çok çok iyi aldım şu anda. Buraları umarım koymak utandım. Güzel yani. Sevdiklerimle birlikte olduğum için ayrı. Heykel var mı? Ben içerim. Ben bir çay alırım. Arkadaşlar.